Öyle bir olur ki. Gerektiğinde iki ameliyat da olur. 12'de. Avşar kızı bakımsız kadınlara kızdı. Ne demek o? Ye, iç, yat. Duba gibi bütün gün evin içinde. Ve şok açıklama. Kaya başkasını seviyorum dedi. Flört zamanında. Ben başka birine aşığım mı dedi. Evet. Hülya Avşar bu. Ne zaman ne açıklama yapacağı, ne söyleyeceği hiç belli olmaz. İşte Kadın İsterse adlı dizi filmin çekimlerindeyiz. Hülya Avşar oldukça keyifli. İşim var, şehir dışındayım. Pardon, bir daha. Bir daha oraya gelmez. Hay anasını. Hoş geldiniz. Kolay değil. Rol gereği de olsa kocası tarafından ihanete uğruyor ve 19 yıllık yuvası bir anda yıkılıyor. Dedik ya, Hülya Avşar bu, ne zaman ne söyleyeceği hiç belli olmaz. Kocasının kendini terk etmesinin suçunu da kendisinde buluyor. Ulaşılamıyor değil mi? Evet, ulaşılamıyor. İyi tarafından bakalım canım. Belki adamcağız sürekli Bodrum'da toplantı falan yapıyordur. Hani Bodrumlarda telefonlar çekmiyor ya, o bakımdan dedim. Hanımcığım, siz her zaman iyi tarafından bakalım dersiniz ya olaylara. Ben de o bakımdan şey ettim. Ben biliyorum onun da hangi Bodrum'da olduğunu. Peki ne demek o? Ye, iç, yat. Duba gibi bütün gün evin içinde. Avşar kızı evlendikten sonra kendilerine bakmayan ev hanımlarına da hemen tavsiyelerde bulunuyordu. Bakımlı olun. Kadınlarımız güzeller ama vücutlarını o kadar mahveder bir hayat yaşıyorlar ki inanamıyorum yani. Gerçekten öyle. Bir de şey oldu yani. Şimdi erkekler de bazen haklı yani. Aklımıza eşi Kaya Çilingiroğlu geliyor. O gelip de bir gün Hülya Avşar'a ben başkasına aşık oldum dese ne yapardı acaba diye soruyoruz. İşte şok açıklama. Kaya Bey gelse. Dedi bana o bir kere. Neyi dedi? Flört zamanında. Ben başka birine aşığım mı dedi. Evet. Ne yaptınız? İyi güle güle dedim. Sonra ne oldu? Geldi. Peki ya dizi filmdeki gibi çok çirkin bir kadın olsaydınız ne yapardınız Hülya Hanım? İçime otururdu. Şimdiki Hülya'ya sorarsanız... ya bu kadar uğraşmazdım herhalde. Ama öyle bir kadın olsaydım... çok içime oturabilirdi. Evet, biraz kendime çeki düzen verirdim. Birazı geçti ama... çeki düzen verirdim. Kocam beni aldatıyor. Evet, yanlış duymadınız. Kocam beni aldatıyor. Eskiden basit bir şüpheydi ama belki de anlamsız bir kadın kıskançlığı. Kocam beni aldatıyor.